Merhaba değerli kodlama vakti takipçileri. Bu bölümde sizlerle beraber Java'da bir array'deki elemanları küçükten büyüğe sıralayan bir kod yazacağız. Bunun için birçok farklı algoritma var. Biz en basit olan selection sort dediğimiz algoritmayı kullanacağız. Algoritmanın mantığı şu şekilde ilerleyecek. İlk başta biz e, ereye elemanlara gireceğiz ve bunlar sıralayacak. Nasıl sıralayacak? Bunun algoritması şu şekilde. Şimdi biz ereğimize böyle bir e, 20, 12, 10, 15, 2 şeklinde sırasıyla girdiğimiz bir ereğ olduğunu düşünelim. Şimdi buradaki algoritmamızın çalışma mantığı şu şekilde gerçekleşecek. Şimdi biz her defasında... E, bu ereğlerdeki değerleri birbirleriyle kıyaslayacağız. İlk yapmamız gereken ilk indisteki yani sıfırıncı indisteki değeri her zaman minimum sayı olarak kabul edeceğiz. Tamam mı? 20'yi minimum olarak kabul edip artık ben işleme başlıyorum. Diyorum ki 20 bir sağındakinden büyük mü küçük mü? Eğer 20 bir sağındakinden büyükse o zaman yeni değer yani bir sağındaki değer artık benim en küçük değerim olmuş oluyor bu cepte. Daha sonrasında bu 12'yi onunla bir sağındaki kıyaslıyoruz. Bakıyoruz hangisi küçük? Burada sağdaki 10 küçük. O zaman en küçük değerimiz 10 olarak e, işaretliyoruz. Daha sonrasında onu 15 ile kıyaslıyoruz ve e, 10, 15'ten küçük olduğu için 10 hala en küçük olarak kalıyor ve daha sonrasında onu 15'ten sonra gelen 2 ile kıyaslıyoruz. Yani biz her defasında elimizdeki minimum değeri array'deki bir sonraki değerle kıyaslama yapıyoruz. Onu 2 ile kıyasladığımızda 2'nin daha küçük olduğunu görüyoruz. Ve bu sefer ne yapmış oluyoruz? Elim, cebimizdeki değer en küçük değer diyoruz ki 2. O zaman biz nereden başlamıştık? 20'den başlamıştık. 20 ile 2 swap ediyoruz yani değiştiriyoruz. Ne no, oldu son durumda? 2 başa, 20 sona gelmiş oldu. Şimdi bununla beraber şimdi birazdan step step bakacağız e, diğer case durumları. E, biz böyle bütün eleayedeki değerleri birbirle kıyaslayarak en küçükten büyüğe sıralama işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ana algoritmamız bu şekilde. Şimdi bunları step step incelediğimizde e, ilk step'te i'nin 0 olduğu durumda e, sıfırıncı indisten başladık ve dedik ki hangisi e, küçük e, minimum e, volume artık 12 oldu 10 oldu e, 15 küçüktü yine 10 2 oldu 2 ile 20'nin yerini değiştirdim ilk adımımı gerçekleştirdim yani ne yaptım ilk veriyi bütün hepsiyle kıyaslıyorum en küçük olanı bulup bununla yer değiştiriyorum amacım bu bu ilk step'ti ve ilk step'te eriemin son hali bu şekilde gerçekleşti ikinci step'e geçtiğimde yani sıfırdan başladığımız, başladığımız için indislere stepimiz 1 olmuş oldu. Şimdi burada artık ben birinci indiste bir işim yok. Artık benim indisim ikinci kısımda, kısımdakilerle. Şimdi 12'yi 10'la kıyaslıyorum. Küçük olan 10 cebimde. Ve bundan sonra bütün 10'u kıyasladığımda en küçük değer 10 olduğunu biliyorum. O zaman ben ne yapıyorum? bu stepte başladığım yer burasıydı. Ve bulduğum en küçük değerle bu stepin yerini değiştiriyorum. Yani 12 ile 10'un yerini değiştiriyorum. Bu adımda da artık 2 ve 10'un en küçük değerleri buraya sıralamış olduk. Şimdi bir sonraki adımımız step 2'de e, ikinci indisli değerlere bakıyoruz. 12 15'ten küçük mü? Küçük cepte. 12 20'den küçük mü? Küçük cepte. O zaman bir değişiklik yapmama gerek yok. Swap yapmama gerek yok. 12 olduğu yerde kalabilir. Çünkü 12 sağındaki bütün değerlerden Küçük değerde. Şimdi aynı şekilde 15'e bakıyoruz. 15 20'den küçük mü? Küçük. O zaman o da doğru yerde. O yüzden onda da bir sebep işlemi yapmıyoruz. Ve artık benim bir boyutu kadar döndüğüm için son eleman zaten en küçük olacaktır. Sağında kıyaslayabileceğim bir değer olmadığı için son sıralamam bu şekilde gerçekleşiyor. Gelin bunu Java ile nasıl yapacağımıza bir göz atalım. Şimdi. Burada ilk başta yapmamız gereken nokta kullanıcıdan bizim verileri almamız lazım. Üç neye ihtiyacım var? Scanner, scan eşittir new, scanner, sistem nokta in kullanıcıdan değerleri almak için scanner sınıfımı projeme dahil ediyorum. Daha sonrasında sistem at print e, deyip dizinin boyutunu istiyorum. Boyutunu geliniz. Çünkü şu an dizinin bir boyutunu bilmiyoruz. Dizilerdeyiz. Diyorum ki int size eşittir. Scan nokta next int daha sonrasında bir tane array oluşturuyorum. Benim e, number adını verdim, numbers adını verdim. E, i̇çinde numaraların olduğu bir array oluşturuyorum ve veri tipi bir integer olacak şekilde. Ve ben new int diyerek içerisine size veriyorum ve benim girdiğim boyut e, kadar genişliği olan bir array oluşturuyoruz. Şimdi burada sistem int diyerek dizinin elemanlarını giriniz. E, e, şeklinde bir ifadeyle kullanıcıdan artık dizinin elemanlarını alabilirim. Ne yapacağım? Bunun için sonunu bildiğim döngülerde ne yapıyordum? For döngüsü kullanıyordum. i eşittir 0, i küçük, dur, size, i artı art. Benim elemin boyutu kadar bir döngü olsun. Her defasında e, numbers i'ye kullanıcının girdiği değerleri bu elemin içine atayım. Ben artık burada elemin içerisine değerleri attığımı varsayıyorum. Şimdi artık bizim sıralama işlemine girebiliriz. Mesela bizim örneğimizde ne vardı? Şurada hemen bir bakalım. 20 şu en şu sırayla verelim. Şunun çıktısını görelim. 20 12 10 15 2. 20 12 10 15 2 şeklinde ifade sağlayabilirim. Bu bizim ilk baştaki bir test kezimiz, E, kodu yazarken yardımcı olacak kısım. Şimdi ee, benim burada yapmam gereken konu ne? Ee, i̇lk önce bütün eriğim, bütün elemanlarını döneceğim değil mi? Bütün elemanlarını dönüp e, hatta şöyle son elemanı dönmeme gerekiyor. Çünkü sona kalan eleman her zaman benim için e, son en büyük değer olacağı için en e, size eksi bir kadar bir döngü yaratacağım. Çünkü her defasında birbiriyle sorgulayacak bir döngü. Bunun için sonu sonunu bildiğim döngülerde ne kullanıyordum? For döngüsü kullanıyordum. Int i eşittir 0, i küçük eşittir e, size eksi 1, i artı artı. Ne yaptım? Benim eriğimin e, boyutu kadar... E, döngümü elemin boyutundan bir eksiği kadar döngümü dönmüş oldum. Şimdi bunu böyle de yazabilirsiniz. Bir diğer seçenek numbers. Length de diyebilirsiniz. Daha doğru gösterim bu olabilir. Bunları da parantez içine alabiliriz böyle. Bu bir seçenek. Ben daha kodun okunaklı olmak ist olsun istiyorsam şöyle yapabilirsiniz. En yazarsınız algoritmada da kodun okunabilirliği daha da artmış olabilir. Hatta şöyle en diyelim şurada n eksi bir ifadesini sağlayalım. Amacım size farklı yazım metotlarını da göstermek. Şimdi burada ben ilk başta ne yapıyordum? İlk indisimi yani benim i'nin in başladığı indisi her zaman minimum değer olarak kabul ediyordum. Diyorum ki integer minimum index e, benim i değerim oluyor. Ne yapıyordum? Şuraya tekrar bakacak olursak her zaman bu steplerde şöyle... şöyle de Bu steplerde her zaman bakın step sıfırınca sıfırı da yani bu step dediğimiz i'nin i değerimiz. i'nin ilk elemanını yani kıyasladığım eleman hep küçük değer olarak başlangıçta alıyordum. Burada mesela 20 küçük elemanım. Burada 12. Burada da tekrar 12 oluyor. E, bu şekilde ben i'nin eee minimum indeks olarak kabul ediyordum. Minimum sayıyordum. Daha sonra onu diğer e, erin diğer elemanlarıyla kıyaslama yapıyordum. Ve ne yapacağım? Şimdi ben diyorum ki ilk 20'yi küçük olarak kabul ettim. Artık ben 20'yi bir sonraki değerlerle e, kıyaslama yapacağım. Bunu şimdi döngüde daha yaratmam lazım değil mi? For. Int. Böyle ikinci iç içe for döngülerinde ikinci değişkene j ifadesi veriliyor. i artı birden başlayacak. Niye i artı birden başlıyor? Şimdi ben artık bu 20'yi diğerleriyle kıyaslayacağım ya. İ'ninci değerim 0 zaten. Ya bunun kendisini kıyaslamamın bir mantığı yok. O yüzden kendim bir sonraki değer 12 olacağı için i artı 1 dediğimde bu değere erişmiş olurum. O yüzden de i artı 1 diyorum. J küçüktür n olacak şekilde. E, J artı artı ifadesiyle eğrimin boyutu kadar Bunların hepsini dönebilirim. Çünkü artık niye burada n dedik, n-1 demedik? Çünkü ben 20'yi geri kalan bütün değerlerle kıyaslayacağım. Ama benim e, son elemanımı diğer değerlerle kıyaslamama gerek yok. Çünkü o varsayın olarak en büyük olacaktır benim için. Ve burada şöyle bir kural yazıyoruz. If, eğer benim number'ımın ininci elemanı küçüktür number'ımın e, minimum indeksinden ise Şimdi burada pardon j'nin ince elemanı. Çok özür dilerim çünkü j'ye dönüyoruz. Burada ne demek istedik? Şimdi ben minimum indeksin bu case'de 20 olduğunu biliyorum. Değil mi? Çünkü i sıfır. Sıfırıncı elemanı ne? 20. Daha sonrasında diyorum ki 20 12'den küçük mü? 20. 12 değeri şurada bakın. Bu 12 oldu. Şurası 12 oldu. 12 benim minimum indeksimden küçükse... Tamam mı? Artık benim yeni minimum indeksim benim j'ninci eleman olacak. Ne yaptık? Ee, dedik ki minimum indeksim ilk aşamada 20. Şuraya 20 yazalım. İlk aşamada 20. Çünkü 0 indeksi var. olarak 20 aldım. Daha sonrasında bu numbers j. Benim 12. 12 benim e, hatta Evet şöyle. Minimum indeks 0 olandan küçük mü? Evet, 12 20'den küçükse artık benim yeni e, indeksim bu 12 olacak. O yüzden zaten J'yi döndüğümüz için minimum indeksin J olacağını burada söylemiş olduk. Ve böyle ben bütün elemanları kıyaslıyorum ve bu işin sonucunda artık minimum indeksim 12 diye tekrar döndü. 12 10'dan küçük mü? Küçük olduğu için minimum indeksin yeni değeri onun indis değeri oldu. 10. 15'ten e, küçük mü küçük? O zaman sen durabilirsin. 10 2'den küçük mü? Değil. O zaman yeni indisim bu olmuş oldu. Yani benim artık bu döngümün sonunda minimum indeksin değeri 2'nin indis numarası olmuş oldu. Ve bunun sonunda artık swap işlemini yapmış, yap, yapmamız gerekiyor. Swap. Burada yapmamız gereken e, bu ereğimizi bir tane int temp diyerek numbers minimum indeks diyerek benim bu e, minimum olan değeri bir tane temp dediğim ara bir değişkeni alıyorum ki kaybetmeyeyim. Burada swap array'lerde swap işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunu kaydetmeyeyim 2. Ne yapacağım? Şimdi ben burada array'in pardon, numbers'ın e, minimum indeksi değerini ne yapıyorduk şurada? Buldum swap işlemi yapıyorduk. Ben şimdi bu döngüde en küçük olan 2 olduğunu buldum mu? 2 ile 20'nin yerini değiştireceğim değil mi? 20, 2'nin ni, yerini alacağım. 2 ile 20'nin yerini alacağım. Ne yapıyorum? Minimum indeks olan hangi indekse benim buradaki son indeksim yerine bakın burada number son indeksim yerine ben i değerini atıyorum. Ereğin i değer number'ın i değerini yani 20'yi bunun içerisine atıyorum. Bir swap işlemi yapıyoruz. Numbers'ın İ değeri neyse yani sıfırıncı indese de ben tempteki değerimi atıyorum. Çünkü ben bunu böyle yapmamın sebebi 20'yi 2'nin yerine attığımda 2'yi kaybediyorum. Çünkü bu indisin yeni değeri 20 oluyor. Bu 2'yi ara bir değişkene atıyorum ki cebimde kalsın. Sonra bu bulduğum 2'yi de bunun yerine eklemiş oluyorum. Bu şekilde sıralama işlemlerimiz gerçekleşiyor. Şimdi gelin bunları bir döngüyle ekrana basalım. Yine ne yapacağız? Sonunu bindiğim döngülerde int'e Hatta k diyelim bu sefer kafamız karışmadı. k eşittir 0. k küçük ereğin boyutu kadar i artı artı pardon k artı artı ve sistem out print ln ln de demeyelim hatta numbers k bu şekilde e, ekrana bastırabiliriz. Bakalım kodumuzun çıktısı doğru çalışıyor mu? boyutu. Kaç bunun boyutu? 0, 1, 2, 3, 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Eleman. 20. 12. 10. 15. Aha, 2 yazamadık çünkü eriğimizin boyutu 5. Onu da düzeltelim. Eriğimizin boyutu 5 elemanları ne? 20, 12, 10, 15, 2. Ne yaptı? 2 10 12 15 20 şeklinde bizim için sıraladı. Amacımız tamamen biraz önceki algoritmada gösterdiğim gibi kendinden önceki de kendinden sonraki değerleri kendiyle kıyaslayıp en küçüğünü bulup yer değiştiriyor. Bu algoritma tabii ki büyük array'lerde performans sorununa yaratabilir. Bunun için farklı algoritmalar da var. Bubble sort gibi farklı sort algoritmaları da var. Ama bizim amacımız şu aşamada Java ile örneği çözebilmek. O yüzden selection sort dediğimiz seçerek sıralama işlemi Türkçe karşılığı onunla size bu dizideki elemanları sıralamaya çalıştık. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.